Evet arkadaşlar, bölme bölünebilme test 4 birinci soru. Yukarıdaki bölme işlemine göre x artı y toplamı kaçtır demişiz arkadaşlar. Bakın bir tek yapacağımız işlem burada bölme işlemidir. 2079'u 10'a bölelim arkadaşlar. 20'de 2 defa var. Şu şekilde bölelim. Bakın buradaki kazanımız arkadaşlar basit bir bölme değil. Buradaki kazanımız bu kuralı, yani özellikle 7'de de 10 yok. 9 aşağı indiğinde, yani 7'de böldüğümüzde arkadaşlar bir sıfır, buradaki sıfır kaçırılıyor muhabbeti. Onu da hızlıca yapalım. Kaç defa var burada arkadaşlar? 3 defa değil 10 defa, 7 defa olacak. 70, kalanımız da 9 olacak. X artı Y toplamını istemiş. X'imiz arkadaşlar 207'dir. Kalanımız da buradan baktığımızda nedir? 9'dur. Toplayalım, ne gelecek? 216. Doğru cevabımız Bursa gelmiş olacak arkadaşlar bu soruda. Bunu da bu şekilde eklemiş olalım. Evet arkadaşlar, sanırım bu soruda yine bir cevap anahtarı hatamız var. Bir kontrollerimizi yine tekrar yapmış olalım. Ben de en azından işlem hatası yapmamış olayım. 2079 10'a böldüğünüzde zaten 207'dir. 9 eklediğimizde 216. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar, bölme bölünebilme test 5 ikinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi A ve X pozitif tam sayılardır. A 8'e böldüğümüzde 2X artı 1 bizim bölümümüz. Kalanımız ise X kare eksi 4. Olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaç? Şimdi A'nın alabileceği en büyük değer için arkadaşlar X'in büyük bir değer olması lazım. Fakat kalanımız X kare eksi 4 dediğimiz sayı 8'den küçük olmalı. X kare 12'den küçük olmalı. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ise 3 olabilir. 9 verdiğinizde 16 olmayacaktır. Yani şuraya yazacak olursak arkadaşlar A bölü 8. X yerine 3 yazarsak 6. 6 bir daha 7 olmuş olacak. Kalanımıza bakalım. X kare 9 olacak. 4 çıkardığımızda da 5 olmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi 7 kere 8 56 A dediğimiz sayı. 7 ile 8'i çarpıp buna 5 ekliyoruz. 56, 5 eklediğimizde neyi bulmuş olacağız arkadaşlar? 61. İkinci sorumuzun cevabı Edirne demiş olacağız. Evet, üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. A ve B doğal sayılarının 6 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 4'tür. 4 çarpı A çarpı B artı A artı B'nin karesi sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu gibi sorularda arkadaşlar A ile gördüğünüz yere 3, B gördüğünüz yere 4 verip işlem yapabilirsiniz. Bakın 4 çarpı, şuradan tekrar yazalım. 4 çarpı 3 çarpı 4 olarak verilecek artı 3, 4 daha 7, 7'nin karesi 49. Bu sayı toplam sayının 6 ile bölümünden kalan bizim cevabımızdır. Burası arkadaşlar 48 olacak. 48'in 6 ile bölümünden kalan 0 yazmaya gerek duymuyorum. 49'u 6'ya böldüğünüzde kalan 1'dir. Doğru cevabımız Adana olarak bulmuş olacağız bu soruda arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz. 5, 2, 4, 2 sayısı 4, 9 ve 11 sayılara bölündüğünde sırasıyla x, y ve z kalanı vermektedir. Buna göre x artı y artı z kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce sırasıyla devam edelim. 4 ile bölünebilme kuralını hatırlayalım. Son iki basamağını ilgilendiriyordu. Son iki basamağı 42, 4 ile bölersek kalan 2'dir. 9 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar rakamları toplamını ilgilendiriyordu. Şöyle yazmak istiyorum. 5 artı 2 artı 4 artı 2. 5, 2 daha 7, 4 daha 11, 2 daha 13. 13'ün 9 ile bölümünden kalan ise arkadaşlar 4'tür. Dolayısıyla y sayımızı da 4 olarak bulmuş olacağız. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. 5, 2, 4, 2 en sağdan başlayıp artı, eksi, artı, eksi diyorduk. Artılar kimler arkadaşlar? 4. Eksiler kimler? 9. Çıkaralım. Eksi 5. Eksi 5 midir? Olamaz. Buna 11 eklediğimizde arkadaşlar, eksi 5'e 11 eklediğimizde 6 olarak kalanı bulmuş olacağız. O zaman toplamımız da nedir? 12'dir. Doğru cevabımız da Denizli seçeneği olarak bulmuş olacağız. Evet, 5. sorumuz arkadaşlar.
5 basamaklı 1, 4, 6, 2, x sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? 6 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? 2 ve 3 ile tam bölünebilmesi lazım. Yani şöyle diyoruz. 1, 4, 6, 2, 8 olabilir. Şimdi büyükten küçüğe doğru inceleyelim. Bu aynı zamanda arkadaşlar 2 ile bölünebilme kuralını sağladı. Aynı zamanda ne olması lazım? 3 ile bölünebilmesi lazım. Bakalım. 1, 4 daha 5, 6 daha 11, 2 daha 13, 8 daha 21. Rakamları toplamı 21 olduğuna göre 3 ile de tam bölünebiliyor. Demek ki arkadaşlar x sayısının alabileceği en büyük değer nedir? Edirne seçeneğimiz 8'dir demiş olacağız arkadaşlar. Evet, 6. sorumuz. A sayısının 8 ile bölümünden kalan 6'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 8 ile tam bölünür? Arkadaşlar A gördüğümüz yere 6 yazarak işlem yapabilirsiniz. Hiçbir mahsur yoktur. Dolayısıyla Adana seçeneğinden başlayalım. 6, 6 daha 12. 12 sayısı 8 ile tam bölünmez. 6 arkadaşlar 2 ile çarptık. 12, 2 eklediğimizde 14 tam bölünmeyecek. 6, 12, 10 tam bölünmeyecek. 6 kere 3, 18 arkadaşlar. 2 çıkardığımızda 16. 16 sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre 3A eksi 2 sayısı arkadaşlar 8 ile tam bölünür. Normalde çözümü peki nasıldır? Normalde şöyledir arkadaşlar. 8'in katından 6 fazladır. Götürüp bunları yerine yazdığınızda biraz işlem kalabalığı olacağı için pratik bir çözüm olarak A gördüğünüz yere 6 yazıp 8'in katı olan seçeneği arayabilirsiniz. O da aynı sonucu verecektir size. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. 5 basamaklı 1, 5, A, 3, B sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sayının 12 ile tam bölünebilmesi demek 4 ve 3 ile tam bölünebilmesi demektir. Öncelikle 4 ile bölünebilenleri başlayalım. 1, 5, A, 3. O zaman 2 olmalı. 32 çünkü 4'ün katıdır. Veya kimler olacak arkadaşlar? 5, A, 3, 36 4'ün katıdır. Bakın 4 ile bölünebilme kurallarını ne yapmış olduk? Sağlamış olduk. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralını uygulayacağız. Arkadaşlar buradan başlayalım. Çünkü aradaki fark 4'tür B'nin. Yani bunu bu şekilde sağlayacak olan A sayısının toplamının buradan büyük çıkması daha garantidir. Bakın yaptığımızda 1, 5 daha 6, 9, 6 daha 15. 15 artı A sayısı 3'ün katı olabilmesi için en küçük A sayımız 0, 3, 6, 9 olarak bulabiliriz. Ne demiş bizden arkadaşlar? En büyüğü 9 aldım. En büyüğü zaten 6'ydı. Toplayın 9 ile 6'yı 15 olarak bulabileceksiniz. A artı B toplamı yani doğru cevabımız Adana'dır demiş olacağız. Evet 8. sorumuz. 4 basamaklı bir doğal sayının 45 ile bölümünden elde edilen kalan 13 olduğuna göre bu sayının 5 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar 45, 9 yani bir sayının 45 ile bölünebilmesi için 9 ve 5 ile bölünebilmesi lazım. 9 ile 45 ile bölümünden kalan 13 olduğuna göre 9 ile bölümünden kalan da 13, 5 ile bölümünden kalan da 13'tür. Fakat 13, 9 ve 5'ten daha büyük olduğu için tekrar böleriz. Aslında 9 ile bölümünden kalan 4'tür, 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Size neyi sormuş? 5 ile bölümünden kalanı sormuş. Doğru cevabınız Denizli seçeneği olmalıdır diyoruz. Evet. 9. soruya bakalım. 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 4 basamaklı dediği için ve en küçükleri için binler basamağımı 1 aldım. Yüzler basamağımı 0 aldım. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar burayı 2 alıyorum. Sonunu da 9'da tam bölünebilmesini sağlayan bir sayı seçmem lazım. 1, 0, 2 topladık 3. O zaman 9'da tam bölünebilmesi için 6 olması gerekiyor. Sayımız 1026. Bu şartlara uygun en küçük sayı. 11 ile bölümünden kalana bakmak için artı, eksi, artı, eksi yapıyoruz. Artılar kimlerdir arkadaşlar? 6 ile 0'ın toplamı 6. Eksiler kimler? 3.
Çıkardığımızda 3'tür. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olarak bulmuş olacağız. Yani 9 Bursa'dır diyoruz. Evet, 10. sorumuz arkadaşlar. 4 basamaklı 4A7B sayısı 36 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B toplamının değeri kaçtır? Bu sayının 36 ile tam bölünebilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? 9 ve 4 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Tabi önce 4 ile başlıyoruz. 4A7 2 olmalı. 4A7 6 olmalı. Yani buradan arkadaşlar A dediğimiz sayı 2 ya da B dediğimiz sayı 2 ya da 6 olmalı. 9 ile bölünebilmesi için rakamların toplamına bakıyorum arkadaşlar. 7 2 daha 9, 4 daha 13. 13 artı A sayısı 9'un katı olabilmesi için A'nın buradan ne olması lazım? 5. 2, 5 daha 7 olarak bulacağız. Bir de burayı hesaplayalım. 17 arkadaşlar artı A sayısı 9'un katı olmalı. En küçük A sayımız 1. 1, 6 daha 7. Zaten farklı sonuç çıkmış olsaydı şöyle bir şey diyecektik. Ya A artı B toplamının en büyük, en küçük kaç farklı değer alır diye sormuş olacaktık arkadaşlar. Dolayısıyla 7 bizim doğru cevabımızdır diyoruz. A sayısının 3 ile bölümünden kalan 2, 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar sorunun çözümü için de şöyle yapabiliriz. 3 ile bölümünden kalan 2, 3'ün katından 2 fazladır. 5 ile bölümünden kalan da, yani şöyle yapalım, 5t kalan da 3 olarak ifade etmiş olalım. Bu bizim A sayımız şu şekilde bulacağımız bir sayıdır. Bu sayının 15 ile bölümünden kalanı bulmak için. Bakın aslında EBOB EKOK sorularında da buna benzer sorular çözüyorduk. Şimdi 2 eklediğimizde her tarafa burayı kurtarmıyor, 4 oluyor. 2'den sonra 8 eklediğimizde arkadaşlar 10 kurtarmıyor. 8, 13 eklediğimizde arkadaşlar 16, burası tekrar kurtarmıyor. Yani eşitliğin her tarafını öyle iki sayılar ekleyeceğiz ki, ya da çıkarmak da daha dahil olabilir. Bulacağımız sayı arkadaşlar 3 ve 5'in katı olmalı. Tekrar tekrar devam ediyorum. Aslında seçenekleri de inceleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Mesela 7, az önce gözden kaçırdım ama 7 ekleyelim her tarafa. A artı 7. Burası ne olacak? 3'ün katından 9 fazla. Burası ne olur? 5'in t katından 10 fazla. Bakın. Burası kimin katı? 3'ün katı. Burası kimin katı? 5'in katı. O zaman A artı 7 dediğimiz sayı 15'in katıdır arkadaşlar. A artı 7. Yani arkadaşlar 7 eklediğimizde 15'in katı gelmesi gerekiyor. Demek ki en küçük A sayısı diye değerlendirecek olursak 8 diyebiliriz. 8, 7 daha 15'in katıdır. Doğru yanıtımız Ceyhan olarak verilebilir. On ikinci ve bu testteki son sorumuz arkadaşlar. 4 basamaklı 3A7 4 sayısının 11 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Artı, eksi, artı, eksi. Artılar kimler? A artı 4. Eksiler kimler? Eksi 10. Eksi 10 eşittir 11'in katından 5 fazla olmalı. Arkadaşlar zaten burası A eksi 6 oldu. Dikkat edin. Eksi 6 eşittir 11'in katından 5 fazla. Attığımızda eksi 5'i bu tarafa. A eksi 11, 11'in katı olmalı. En küçük A sayısı burada 0'dır arkadaşlar. Unutmayın, çünkü 0'dan 11 çıktığında eksi 11. Eksi 11 de 11'in bir katıdır. Dolayısıyla A eşittir. Yani bir diğeri 11, 11 de bir rakam olamayacağına göre. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz arkadaşlar Adana'dır diyoruz.